Haylazlar. Çimenler bile kurumuş. Sıcak o kadar yorucu ki yelpazeyi sallamaya halim kalmadı. Tospik, yelpazemi sen sallayabilir misin? Sıcaktan çok terledim. Hiç halim de yok. Baba! Efendim kızım. Babacığım, hava o kadar sıcak ki yelpazemi sallarken terleyip yoruluyorum. Rica etsem azıcık sallayıp beni serinletir misin? Haklısın kızım. Bugün hava epey sıcak. Ver bakayım yelpazeni. Nasıl? İyi mi böyle? Çok iyi babacığım. Teşekkür ederim. Hadi al şimdi kızım. Benim biraz işim var. Peki baba. Biraz ağacın gölgesinde dinlenelim. Babam ne yapıyor böyle? Sıcak onu hiç etkilemiyor galiba. Sabahtan beri toprağı kazıyor. Aa! Mete ile Hasan amca da geldi. İloya! Mete! Hoş geldiniz. Babam yardıma gelmiş. Benim babama mı? Evet. İloya ne yapıyorlar böyle? Ben de bilmiyorum Mete. Bu sıcakta uğraştıklarına göre önemli bir şey olmalı. Bence de. Tatlı keçim benim. Gel sana su vereyim. Sıcak en çok hayvanları yoruyor. Haklısın Niloya. Sıcak hava her şeyi etkiliyor. Bence de Mete. Hayvanlara ve ağaçlara yardım etmeliyiz Mete. Onları serinletmeliyiz. Ama nasıl? Onları su taşıyarak. Of, ama çok sıcak. Dereler, nehirler, göller, değerli kaynaklarımız. Sularımız olmasa eğer, nasıl serinler yaşarız? Sıcak da soğuk da su lazım. Niloya. Mete. Oğlum gelin mi? Baba ne oldu? Şimdi anlayacaksınız. Gelin buraya. Geldik. Ne olacak şimdi? Aa! Su fışkırıyor. Bu sular çok haylaz, çok. Ama neden durdu? Bu kadar yeter kızım. Ama biraz daha serinletseydi sular. Bu fıskiyeleri ağaçlar, çimenler kurumasın. Hayvanlar da serinlesin diye yaptık. Tabii bir de sizin için. Ama yine de su kaynaklarımızı dikkatli kullanmalıyız. Eğer israf edersek suyumuz bir gün biter. O yüzden fıskiyeleri toprak kurudukça açarız. Haklısın baba. Hem bize bu kadarı yeter. Gerçekten çok serinledik. İşte buna çok sevindim. Canım babam benim. Bu haylaz suları yaptığın için çok teşekkür ederim.
Rica ederim kızım, ne demek?